Selam, planlama ayı 11'e hoş geldiniz. Tam 10 videodur neleri nasıl planlayabiliriz konuştuk. Bugün de artık sıra neden ajanda kullandığımı size madde madde anlatmaya geldi. Eğer beni bir süredir takip ediyorsanız benim ajandalarımla büyük bir aşk yaşadığımı biliyorsunuz demektir. Hatta bu sebepten kendi markamı bile oluşturdum. Peki ben neden ajanda kullanıyorum? 1. Faturalar, buluşmalar, dersler... Eskiden doktor randevuları, köpeğimizin aşısı, ödevler, yapılacaklar, seyahat planları gibi unutulmaması gereken şeyleri unutmamak için. 2. Kilo, sağlık takibi, almak istediğim ürünler, okumak istediğim kitaplar, yemek planlama gibi ek listelerle hayatımı kolaylaştırmak için. 3. Günlük sayfaları ile günlüğümü ve anılarımı, not sayfaları ile de ek bir deftere ihtiyaç duymadan aklımdan geçen her şeyi tek bir yerde toparlayabildiğim için. 4. Süslemeler, washi tape'ler, sticker'lar ile ajandamı süslemek bir nevi meditasyon görevi gördüğü için. 5. Her akşam ertesi güne, pazar akşamları da haftaya hazırlanırken strese girmek yerine hazırlıklı ve dolayısıyla da motive olmak için. 6. Her gece yatmadan önce ertesi günün planlarına bakmak hem günümü daha verimli kullanmama hem de erken kalkmama yardımcı olduğu için. 7. Özellikle charmlar ve kişiselleştirme ile süslediğim ve haliyle de bana özel ve her gün kullandığım bir şey olduğu için bir nevi cep telefonu gibi vazgeçilmez bir hale geldiği için. İşte ben bu sebeplerle düzenli olarak ajanda kullanıyorum. Sizin de ajanda kullanmanızdaki ya da ajanda kullanmaya başlamak istemenizdeki nedeni aşağı yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Planlama ayı 12'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.